Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 01 araç aldım Ford'dan. Süreç ve prosedür nasıl ilerliyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Konuyla ilgili aktarımda bulunacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar, bir aracı beğendiğinizde şöyle göstereyim. Örnek veriyorum. Şöyle bir araç beğendiniz. Ford EcoSport. Daha önce videolarını çekmiştim. 1000 motor benzinli otomatik bir araç. Veya şöyle döndüm. Burada Ford'un Courier Deluxe paket aracı mevcut. Bir tane araç beğendiğinizde süreç nasıl ilerliyor? Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim ilk aşamada. Bu sıfır araçlarda Ford tarafından her zaman bir kampanyalı kredi oluyor. Bunlar değişiklik gösterebiliyor ama kampanyalı kredi genelde Ford araçlarımızda mevcut. Takas aracınız varsa eğer dışarıda satmak yerine bayiye de bunu sunabilirsiniz. Çünkü bayilerde yine Ford'un takas indirim desteği oluyor. Bunu da es geçmemek gerekiyor. %2 oranında şu an için bir destek var Ford'un takas indirim desteği olarak. Şimdi bir aracı beğendiğinizdeki ikinci süreç şu. Kredi çekip çekmeyeceğinizi netleştiriyorsunuz arkadaşlar. Eğer peşin alacaksınız zaten süreç çok daha hızlı ve kolay ilerliyor. Peşin parayı yatırdığınızda aynı gün fatura kesilip bir gün sonra da tescil işlemine başlandığında atıyorum salı günü parayı gönderdiniz. Çarşamba günü veya perşembe günü aracınıza binmiş oluyorsunuz. Eğer siz Ford'dan kredili bir araç alacaksınız orada işler birazcık uzuyor. Siz bayiye geldiğinizde bayide size zaten şu seçeneği sunuyorlar. Eğer kredi kullanmak istiyorsanız bizden yani Ford'dan kredi kullanımı yapabiliyorsunuz. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Yap kredi veya Koç Finans anlaşması var Ford'un. İkisinden birinden kredi kullanımı yapabiliyor sizlere. Kredi için başvuruda bulundunuz. Krediniz onaylandı. Kredi onaylandıktan sonra kredi imzalarını atıyorsunuz. Geri kalan parayı tamamlıyorsunuz ve yine fatura işlemine geçiyorsunuz. Fatura işleminden sonra aracın tescil işlemleri başlıyor ve bu sürecin hepsini bayiler kendi yürütüyor arkadaşlar. Sizin bayide yapmanız gereken kasko ve sigorta, eğer aracı geçici belgeyle almayacaksanız vekalet çıkartıyorsunuz noterden. Yani kardeşim ruhsatı da bayi çıkartsın, ben ruhsatla da uğraşmak istemiyorum derseniz bayiye vekalet veriyorsunuz. Bu süreli bir vekalet de olabilir. Bayi sizin adınıza ruhsat çıkartmış oluyor. Ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Benim zaten notere gidiyorum. Geçici belgeyle benim evrağımı oluştursunlar. Aracımı o şekilde teslim alırım, almak istiyorum diyebiliyorsunuz. Böyle bir durumda bayide geçici evrağı imzaladığınızda o evrak bir ay boyunca geçerli bir evraktır. Ruhsat yerine geçer. Onunla birlikte yine notere gidip ruhsatınızın aslını çıkartabiliyorsunuz. Ruhsatınızı çıkarttınız. Her şeyi hallettiniz. Plakalar çıktı. Bir gün sonra teslimata geliyorsunuz. Teslimatta araçla ilgili kilometre, yıl, bakım gibi bütün dataları sizlerle paylaşıyor. Hem danışmanlar hem bizim BİM istediğimiz müşteri ilişkileri sorumlusu arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgi veriyor ve yeni aracınıza sahip oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Kısaca paylaşmak istedim.